Tanrının dizleri yaratmaktaki en önemli amacı ve başlıca nedeni, onunla özel ve yakın bir ilişki içinde olmamızdır. Bu da bize özel ve yakın ilişkilerin bedensel olmasından gerekmediğini gösterir. Özel ilişkiler esas olarak ruhla ilgilidir. Tanrıya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Gerçek olabileceğiz. Vermeden almak imkansızdır. Bizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı, iradesini bize göstermek için cennet Aşırı zevk düşkünü bir dünyada yaşıyoruz. Ve görünüşe göre seks düşkünlüğü ve ahlaksızlık birçokları için bir yaşam tarzı haline gelmiş. Bence bu konuyla ilgili en üzüntü verici olgu Çevremizdeki inançsız kişilerin doğru ve yanlışı istedikleri gibi tanımlamalarına izin vermemiz. Bunun sonucunda yalnızca inançsızlar değil, aynı zamanda Mesih inanları da yaşamlarını birçok konuda ödünler vererek sürdürmekteler. Onların doğruyu ve yanlışı kendilerince tanımladıkları sözlerini dinlemekte ve bu yüzden Tanrı sözünden uzaklaşmaktayız. Çünkü Tanrı sözünde doğru ve yanlışın, iyi ve kötünün ne olduğu açıkça bildirilmiştir ahlaki değerleri kendilerince tanımlamalarına izin vermenin düşüncesi dahi kabul edilemez. Bunu yapmak bizi sonunda pişmanlığa, utanca, kayba ve Tanrı'nın yargısına götürür. Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki yapılan iş amaca hizmet ettiği ya da arzulanan şeyin elde edilmesini sağladığı sürece utanç ve günah yok sayılmaktadır. Cinsel günahlarla ilgili gerçekler nelerdir? 1. Selanikliler 4. bölümü açalım ve ilk 8 ayeti birlikte okuyalım. İyi de bu senin fikrin diyenler de çıkacaktır mutlaka. Böyle düşünenleri çok iyi anlıyorum ama ben bu 8 ayeti olabildiğince açık okuyacağım. Burada yazılanlar daha fazla açık olamaz. Kardeşler, Nasıl yaşamanız, Tanrı'yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz. Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz. Tanrı'nın isteği şudur. Kutsal olmanız, fuhuştan kaçınmanız, her birinizin Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş bulması ve bu konuda haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de size söylediğimiz, sizi uyardığımız gibi Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandırır. Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı. Dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi insanı değil, size kutsal ruhunu veren Tanrı'yı reddetmiş olur. Şimdi biraz zaman ayırıp okuduğumuz bu bölümü inceleyelim. Sonra da devam etmek istiyorum. Şuraya bir bakın. Bu bölüm öncelikle her türlü cinsel ahlaksızlıktan uzak durmanın Tanrının isteği olduğunu bildiriyor. Şöyle söylüyor. Her birinizin kutsallık ve saygınlıkla kendine bir eş alması, yani eş seçerken doğru tutum içinde olmak. Bakın nasıl açıklanmış eş denilmek istenilmiş aslında. Yani karısı. Genelde de rahipler kadın eş için aynı terimi kullanırlar. Diyor ki eş seçerken saygı ve inançla doğru ruhta olunmalı ve açık davranılmalı. Tanrı'nın rehberliğiyle hareket edilmelidir. Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil. Bildirdiği şudur. Erkek ya da kadın Herkes eşini cinsel deneyime bağlı şehvet duygusunu dayanarak değil, saygınlık temelinde onların Tanrı'nın çocukları olduğunu kabul ederek, Tanrı gözünde onların kutsal olduğunu bilerek, kim olduklarının farkına vararak seçmelidir. Tanrı'nın karşı cinsten iki kişiyi bir araya getirme yöntemi cinselliğe değil, ruhsal yakınlığa dayanır. Günümüzde özel ve yakın bir ilişki içinde olmak, çoğunlukla cinsellik temelinde anlaşılmaktadır. Bu üzerinde daha fazla düşünülmesi gereken bir konudur. Tanrı'nın bizi yaratmaktaki en önemli amacı ve başlıca sebebi onunla özel ve yakın bir ilişki içinde olmamızdır. Bu da bize özel ve yakın ilişkilerin bedensel olmasının gerekmediğini gösterir. Yakınlık esas olarak ruhla ilgilidir. Yakınlık birbirini daha üst düzeyli tanımaktır. Ve çoğunlukla Olaylar şöyle gelişir. Yaşamımızda özel bir ilişki başlar ve bazılarımızda bu ilişki cinselliğe sapar. Böyle olduğu zaman da yakınlık yok olur. Cinsel ahlaksızlıkla yakınlık hiçbir zaman bir arada olamaz. Çünkü yakınlık yerini şehvete bırakmıştır. Bazıları şehvet için aşkla şehvet birbirine benzemez mi derler? Benzemez. Fark şudur aşıksak sevdiğimiz kişi için en iyisini isteriz. Eğer birine karşı şehvet duygusu besliyorsa kendimiz için en iyi olanı arzuluyoruz demektir. Şehvet kendimizle, aşksa karşımızdakiyle ilgilidir. Kutsal kitabın bu bölümünü okuyup, Pavlos'un söylediklerini anladığımızda onun içinde yaşadığı toplumu kesinlikle tanımış olduğunu görürüz. Bu konu o zamanların Korint şehrinde büyük bir sorundu aslında bu tüm büyük kentlerde ve belki de bazı küçüklerde de önemliydi ama Efes, Atina, Korint, diğer kentler yani büyük ticaret merkezlerindeki sorunlar daha büyüktü. Pavlus'un bu konuya ağırlık verme sebebi buydu. Evet e, soru şu: cinsel günahlar nerede başlar? Öncelikle zihinde başlar. Önce akla gelir, sonra eğer kendinizi dizginleyemezsiniz, hayal gücünüz devreye girer. Sonra kişi zihninde kendini o hayal ettiği duruma koyar ve sonunda seçimini yapıp duruma rıza gösterir. Ve bir seçim yaparsınız ve kabullenirsiniz. Sonuçta ne olur? Zihinde başlayan şey kendi halinde bırakıldığı takdirde kişinin yaşamında en değer verdiği şeyleri tamamen yok eder. Bu nedenle yaşadığımız toplumda her tanrı çocuğu tedbirli olmalıdır. Pavlus 1. Korintliler 10. bölüm 13. ayette herkesin caydırıcılarla karşılaştığını söylüyor. Yani kişi karşılaştığı caydırıcıların yalnızca kendi karşısına çıkarılmış olduğunu söyleyemez. Cinsel ayartmalar herkesin başına gelebilir. Şöyle devam ediyor. Tanrım güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermezsin. Dayanabilmeniz için deneme ile birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Bu konuyla ilgili çok sayıda uyarı olduğuna göre de... ...kuşkusuz Tanrı bize bu durumlarla başa çıkmanın bir yolu olduğunu bildirmektedir. Diyelim ki... Yaşamımızda böyle bir durumla karşılaştık ve kendimizi kaptırdık. Diyelim ki bir hata yaptık ve şu ya da bu türden bir cinsel deneyime giriştik. Bu durumla hemen o anda ilgilenip buna bir son vermeliyiz. Eğer bunu yapmazsak bakın ne olur. İblis yaşamımızda Tutunacak bir yer bulur ve çok geçmeden kendine bir kale inşa eder. Kalede ne demek diye sorulabilir. Yaşamımızda tanrıyı tasizlik ettiğimiz bir bölüm varsa, bu iblisin denetimindeki bir kale haline gelecektir. Onun kontrol ettiği bir kale. Bu durumu devam ettirdiğimizde iblis bu kaleyi giderek güçlendirir ve denetimini iyice eline geçirir ve şunu da unutmamalıyız ki cinsel günah daima kötüye, daha da kötüye gider. Zamanla içinden çıkılmaz bir hal alır. Böyle devam ettikçe işlerin iyiye gitmesi söz konusu değildir. Cinsel günah böyledir. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Tanrının gözünde bizim yaratılış amacımız, onunla özel ve yakın bir ilişki içinde olmamızdır. Tanrı bize bu muhteşem ayrıcalığı yani iyi olan şeylerin toplamı ve zirvesi olan kendisiyle bir olma ayrıcalığını vermiştir. Şimdi ise bu ayrıcalık itaatsizliklerimiz sebebiyle cinsel arzularımızın peşinden gitmemiz sebebiyle çarpık bir hale gelmiştir. Tanrı'nın isteklerine uygun bir yaşam sürmemiz işte bu sebeple çok önemlidir. Bir kez cinsel günah bulaştığımızda artık yakınlık olanaksız hale gelir. Tanrı ile özel ve yakın bir ilişki içine girme ayrıcalık kapasitemizi kaybetmiş oluruz. Çünkü elimizdeki bu harika olana kötüye kullanmışız demektir. Beni dinleyin, bize verilen belki de en iyi fırsatı. imkanı istismar etmiş oluruz. Sonuçta şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu duruma ya hemen müdahale ederiz ya da kendimizi büyük, çok büyük bir sorunla karşı karşıya buluruz. Size söylemeliyim ki bunun olmasına izin vermemeliyiz. Dünyanın geri kalanı ne yaparsa yapsın, Tanrı'nın halkı gerçeği yaşamalı, gerçeği bildirmeli. Dinleyin, inansızlık gerçeği değiştiremez. Bu Tanrı sözündeki gerçektir. Kutsal kitaba inanmıyorum diyen tam bir karmaşa içindedir. Çünkü Tanrı'nın talimatını, yaşamın, beni dinleyin, rehberlik kitabını dinleyin, el kitabınızı bir kenara atmışsınız demektir. Yalnızca kutsal kitabı yaşamında istemediğini beyan etmekte kalmamış, aynı zamanda kutsal kitabın Tanrısında yaşamından dışlamıştır. Bu Tanrı esni olan sözdür. Biri çıkıp da ben onu yaşamamda istemiyorum demişse yıkıma gidiyor demektir. Kendisi ne düşünürse düşünsün, ne söylerse söylesin, mazereti ne olursa olsun, kendini nasıl savunursa savunsun, yıkım yolundadır. Tanrı sözü itaat konusunda son derece berrak ve açıktır. İtaatsizliğin bir cezası vardır. Bunu yazalım ve unutmayalım. Çünkü biri demiştir ki, ayartmanın gücü aldatıcı vaatlerdedir. Ayartmanın gücü yaptırımı olmayan anlık zevk vaat etmesindedir. Size ceza vermeden zevk vereceğini vaat eder. Bu sözü unutmayalım. Şimdi bir daha söyleyeyim. Cezası olmayan anlık zevk vaat eder. Yani anlık bir zevk alacaksınız ve cezası da olamayacaktır. Anlıktır. Bu söz iblisin yalanıdır. Bu her zaman böyle olmuştur ve öyle olmaya devam etmektedir. Biz bu gerçeği değiştiremeyiz. İnançsızlık Tanrı'nın ilkelerini değiştiremez. İnançsızlık gerçeği değiştirmez. Şimdi cinsel günahın nereden kaynaklandığı konusuna gelelim. Hadi bunu hep beraber inceleyelim. Bu günahın temelinde yatan sebeplere değinmek istiyorum. Cinsel ahlaksızlığın sebebi nedir? Bu iki insanın bir araya gelip bir karar almasının ötesinde bir olaydır. Bu tek bir sözcükle açıklanabilir. Eğer tüm ahlaksızlıkların temelinde yatan nedeni tek bir sözcükle ifade etmek istersek, bu sözcük gerçekten kısa ve basittir. Kelimemiz gereksinimdir. Şuna ihtiyacım var. Bana ihtiyacın var. Buna ihtiyacın var. İhtiyaç temel olan ihtiyaçtır. Ahlaksızlığın türü ona neden olan temel gereksinimi belirler. Örneğin şu soruyu sorduğumuzu düşünelim. Yetişkin bir insan neden küçük bir çocuğa cinsel tacizde bulunur? Bu durumdaki gereksinim nedir? Denetim. O çocuğu denetimleri altına alabildikleri için bunu yaparlar. Bir başkasını denetleyemezler ama küçük bir çocuğa bunu yapabilirler. Peki evlilik dışı cinsel ilişkiye giren yetişkinlerin yaşamlarındaki temel gereksinim nedir? Bunun birkaç yanıtı olabilir. Bir tanesi kabul görmeye ihtiyacıdır. Herkes bunu ister. Birileri tarafından istenme arzusudur. Bir zamanlar bir üniversitede konuşma yapıyordum. Konu özgüvendi. Hiç unutmuyorum. Genç genç bir kız ayağa kalkıp size çok teşekkür etmek istiyorum. Sahenizde bu akşam neden onunla bununla yattığımı anladım demişti. Bu sözleri 160 kadar üniversite öğrencisinin önünde söylemişti. Tüm bunları anlattı. Sonra babam diye devam edip babasıyla ilgili öyküsünü anlatmıştı. İçimde doymak bilmeyen bir kabul görme, birileri tarafından istenme arzusu olduğunun farkına vardım. Sırf bu duyguyu birkaç dakika için yaşamak uğruna saflığımdan vazgeçtim demişti. O gece orada kalıp gece yarısına kadar kabul görme arzusu hakkındaki çeşitli tanıklıkları dinledik. Ebeveynler çocuklarını çok çeşitli şekillerde reddedebilirler. Kabul görme, istenme arzusu ve yakın bir ilişki içinde olma duygusu tanrıdan olan yaratılışımızın bir parçasıdır. Evet, bu nedenle de bu gereksinim tamamen yerindedir. Ama sınırlarının dışına çıktığında bu bir felaket olur. O zaman sorulması gereken soru şudur. Sonuçları nelerdir? Bu konularda Tanrı'ya itaat etmemenin sonuçları nelerdir? Bazıları üzerinde düşünelim. Tümünden söz etmeyi düşünmüyorum. Yalnızca en ilginç ve düşündürücü olanlarını ele alacağım. Şimdi bu sonuçları ele alalım. Suçluluk duygusu, mahkumiyet duygusu, kaygı, tüm bunlar bu alanda Tanrı'ya başkaldırının bir parçası olur. İnsanın zihni bölünür. Dinleyin. Bu noktada söyleyeceklerimi dikkatle dinleyin. İnsanlar cinsel ahlaksızlığın ne kadar ciddi bir şey olduğunu anlayamazlar. Zihnimizi böler, zihinsel kapasitemizi düşürür, tüm kapasiteyle çalışmasına engel olur, işleyişini yavaşlatır. Aynı şekilde kişinin özgüvende zarar görür. Ahlaksızca bir yaşam süren kişi özgüvene sahip olamaz. 200 yüzlük duygusuna yol açar. Kişi özüyle sözünün bir olmadığını bilmektedir. Bir boşluk hissi oluşturur. Çünkü gerçek aşkın aksine seks bir boşluk, bir eksiklik hissi yaratır. Bir şeyler her zaman eksiktir. Ayrıca düş kırıklığı da vardır ve sıklıkla da bu insanı ruhsal bunalıma götürür. Sonuçta her şey boş görünmeye başlar. Hiçbir şeyin düşündüğümüz gibi olmadığını anlarız. Ben böyle öyküleri defalarca defalarca dinledim. Düşündüm ki, planlamıştım ki, öyle demişti, böyle demişti. Gerçek şu ki, bazı şeyler doğrudur ya da yanlıştır, iyidir ya da kötüdür, iyidir ya da iblisin işidir. Tüm bunların nedeni, gelecekteki yaptırımı düşünmeden anlık zevk aramaktır. Sonuçta ne olur? Bazı olacakları söyledik. Peki ama kişi sonra ne yapar? İnsanlar kuşku duymaya başlarlar. Kendi kurtuluşlarından kuşku duyarlar. Tanrının dualarını dinleyeceğinden kuşku duyarlar. Bu da onların dualarını olumsuz etkiler. Çünkü bir yandan Tanrı'ya itaatsizlik edip baş kaldırıp onun en güçlü şekilde uyardığı konularda itaatsizlik edip diğer yandan da ona dua edip onunla konuşmak Size gelip sizi bereketlemesini, dualarınıza yanıt vermesini beklemek olanaksızdır. Mesih inanlısına yakışan yaşam bozulup yıkılmaya başlar. Çünkü Tanrı'ya karşı başkaldırı halindeyken, bir yandan da onunla özel ve yakın bir ilişki sürdürülemez. Ayrıca kişisel tanıklık konusu da var. İnsanlar ilişkileri hakkında yattıkları kişi sayısı konusunda böbürlenmeyi severler ve bir Hristiyan olarak tanıklıklarının tehlikeye girmesinden korkarlar. Günümüzde yaygın olan hastalıkları da söylemiyorum. Hangileri olduklarını biliyoruz. İnsanlar kendilerinin istisna olduklarını düşünürler. Kendi başlarına gelmeyeceğini hep başkalarına olacağını düşünürler. Başta böyle düşünüp de yanılan ve yakında ölecek olan birçok insan var. Bu insanlar kendilerinin birer istisna olduğuna dayalı bir karar almışlardır. Tanrının yasalarında istisnalar yoktur. Tanrının lütfu boldur ama ona itaat etmemeyi seçtiğimiz takdirde istisna olamayız. Hayır. Tanrı bizi sevdiği için uyarır. Bizimle ilgilendiği için uyarır. Bizim için en iyisini istediği için uyarır. Bizim için en iyi olansa onunla özel ve yakın bir ilişkidir. Görüldüğü gibi tüm bunlar bizi tutsak eden birer tuzaktır. Harika ve hoş bir deneyim gibi görünen şey aslında bir tuzaktır. Sonuçları değerlendirmeden harekete geçmemeliyiz çünkü sonuçlar yıkıcı olacaktır. Yıkılmış evlilikler, babasız evlerde büyüyen çocukları, babaları başlarında olmadan büyümek zorunda kalan çocukları, toplumumuzun başındaki en yıkıcı sorunlardan biri babasız ailelerdir. Tanrı çocuklarla ebeveynleri arasındaki bağları güçlü kılmıştır. Ahlaksızlık yüzünden bu bağlar bozulduğunda herkes acı çeker. Yalnızca yakın aile üyeleri değil, uzak akrabalar da acı çekerler. Ve doğal olarak Tanrı ile olan ilişki bozulur. Doğa düzeni bozulur. Daha birçok olumsuz sonuç doğar. Ama yalnızca bunlar olsa dahi yetmez mi? Eğer bunlar doğruysa şu diyeceklerim de doğrudur. Bu sonuçlara değecek bir yaşam deneyimi var mıdır? Bu cezalara değecek kadar güzel bir zevk var mıdır? Bunlara yanıt her zaman nedir peki? Hayır. Hayırdır. Ama hayır yanıtını vermek için bu tür davranışların cezasını düşünebilmek gerekir. O sözü tekrar hatırlayalım ayartmanın özellikle de cinsel ayartmanın gücü bize yaptırımı olmayan anlık sevk vaat etmesindedir. Bazıları bu durumun çok kötü olduğunu düşünecektir. Evet öyledir. Peki kurtuluş umudu var mıdır? Evet vardır. Şimdi bu konuda konuşalım. Umut hakkında biraz konuşalım. Çünkü her şeye karşın umut her zaman vardır. Bazılarımız şöyle düşünebilir. Günahlarımı itiraf edip tövbe ettim. Tanrı beni bağışladı. Ama yine de kendimi tutamıyorum. Ben itiraf etmeye devam etsem Tanrı da her seferinde beni affetmez mi? Akıllarından bunu geçirenler bir daha düşünseler iyi olur. Bu konuyu biraz değerlendirelim. Yapmamız gereken ilk şey itiraf etmektir. Ama Tanrım günahlarımı bağışla demek yeterli değildir. Hayır Tanrım zina yapmamdan dolayı beni bağışla. Tanrım şu kişiye şehvet duyguları beslediğim için beni bağışla demeliyiz. Şehvet denetlenemeyen yanlış kişiye duyulan arzudur. Öncelikle bunu itiraf etmeli. Günahımızı kabul etmeli ve yalnızca Tanrım beni bağışla demekle kalmayıp ondan bizi işlediğimiz belirli bir günahtan dolayı bağışlamasını istemeliyiz. Sonra da doğaldır ki sorumluluk almalıyız. Tanrı'dan bağışlanma dilerken bir yandan da başkalarını suçlarsak olmaz. Onun bunun yaptıklarını sayamayız. Cinsel ahlaksızlıkta bulunmuşsak bunun sorumluluğunu da almalıyız. Başka bir deyişle başkalarını suçlamaya başladığımızda bir sonraki adımı atmaya niyetimiz yok demektir. İtiraf etmek, sorumluluk almak ve iştenlikle tövbe etmek. Şimdi işten tövbe etmenin ne olduğuna ne olmadığına bakalım. İştenlikle tövbe eden kişi Tanrı'nın isteklerine karşı çıkarak bir günah işlediğini kabul eder. Ve yalnızca bundan pişman olmakla kalmaz. Aynı zamanda bir daha tekrar etmemeye de söz verir. Bunun için bu taraftan bakın. İşten tövbe etmek ne yapmaktır? Sırtını dönüp günahtan uzaklaşmaktır. Yaptığınızda tövbenin işe yaramadığı durum şudur. Eğer pişman olduğumuzu Bir daha yapmayacağımızı söylediğimiz halde, yüreğimizin derinliklerinde o günah işlemek için küçük de olsa bir açık kapı bırakıyorsak bu gerçek tövbe etme değildir. Bu nedenle de bazıları tövbe ettiklerini sanırlar ama aslında etmemişlerdir. Tövbe eden kafa yapısını değiştirir, yüreğini de değiştirir, yönünü de değiştirir. Tanrı'nın bizi bağışlamasını ve özgür kılmasını istiyorsak iştenlikle tövbe etmeliyiz. Hem de hemen iştenlikle tövbe edip bağışlanma dilediğimizde Tanrı bizi bağışlayacak mıdır? Evet. Peki ama aması yok. Bu fark yaratmaz. Eğer günahımızdan dolayı işten bir pişmanlık duyuyorsak, iştenlikle tövbe ettiysek, Tanrı bizi bağışlayacaktır. Günahlarımızın bağışlanması konusunda Tanrı güvenilir ve adildir. Ayrıca Tanrı bizi tüm kirlerden, her kötülükten arındıracağını bildirmiştir. Öyleyse bizi bağışlamasını istediğimizde bağışlar mı? Evet bağışlar. Bunun daha zor bir yönü de var biz de kendimizi bağışlamalıyız. Bazen bu o kadar kolay olmaz. Ne yaptığımızı, ne kadar süre yaptığımızı, kiminle yaptığımızı, katlandığımız sonuçları, başkalarını ne kadar incittiğimize bağlı olarak zorlaşır. Kendimizi bağışlamak zorundayız. Bu noktada kişiler genellikle biraz yardıma, imanlı bir kişinin öğüdüne gereksinim duyarlar. Dikkatli öğüt vermeliyiz kendimizi nasıl bağışlayacağımızı bilmek önemlidir. Kendimi bağışladım demek yetmez. İnsanın varlığının derinliklerine çok iyi kök salmış, üstesinden gelinmesi gereken bir sorundur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Lütfen beni dikkatlice dinleyin. Kişi duygusal yapısına zarar vermiştir. Tüm duygusal yapınız zarar görmüş durumdadır. Bu nedenle kendini bağışlamak zorundadır. Ama genellikle bu o kadar kolay ve çabuk olmaz ve de düşünürüm ki, insanlara bu zor gelir ama düşünüyorum da Pavlus'un Timoteos'a söylediğini yapmalıyız. Pavlus, kaç demiştir, başka bir de işte, Bu ilişkiye son ver, bağını kopar, dönüp uzaklaş demiştir. Evet, bir zamanlar bir hanım bana gelip yaşamında olup bitenleri anlatmak istediğini söylemişti. Anlattıklarına göre hayatında bir erkek vardı ve bu adam onunla evlenmek istiyordu. Bu hanım bazı konularda benim fikrimi öğrenmek istiyordu. Ona birkaç soru sorduktan sonra şöyle söyledim. Ona bu ilişkinin bittiğini. Ne kadar erken söylersen o kadar iyi. Çünkü bana anlattıkların şehvet duygularının varlığını gösteriyor. Bunlar gerçek sevgiyle ilgili değil, bu ilişkide yakınlık yok. Bunu sen de biliyorsun. Bana gelen bu hanım evet haklısınız dedi ve gerekeni yaptı. Ben de yaptığı hakkında bilgilendirdik. Bazen ilişkili olduğumuz kişilerin biz onu terk ettikten sonra ne yapacağını düşünüp kaygılanırız. Ben ne yaparlar biliyorum ya başka birini bulurlar ki bu onların ne kadar sadakatten uzak olduğunu gösterir ya da kendilerini o kadar kötü hissederler ki Sonuçta Tanrı'ya dönerler. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sonuç bizim için iyidir. İki sonuç da bizim için iyidir. Ve Tanrı'nın sözüne gelmeliyiz. Her zaman sözde kalmalıyız. O kadar çok ayet var ki, burada, burada, hepsine zaman ayırmak mümkün değil tabii. Ama Tanrı sözü bazı açılardan o kadar basit ve anlaşılır ki, ne diyormuş, bir bakalım genç insan yolunu nasıl temiz tutar. Senin sözünü tutarak. Eğer arınmışlığımızı korumak istiyorsak sözde kalmalıyız. Hepimiz dikkatli olmadığımız takdirde şehvet duygularımızı uyandıracak birçok şeyle çevrelenmiş durumdayız. Eğer gözlerimizi Tanrı'nın sözünden ayırmazsak bakmamamız gereken şeylere de bakmayız. Bu Tanrı sözüdür. O bunun ruhun kılıcı olduğunu söylemiştir. Doğrudan kalbe saplanır. Bu bir aynadır. Bize gerçekte ne olduğumuzu, ne düşündüğümüzü gösterir. Bir rehber kitaptır. Zor durumlarda nasıl davranılacağını gösterir. Ve örneğin Süleyman'ın özdeyişlerini okursak, hepsini okumaya zamanım yok ama örneğin dördüncü bölümün başında şöyle bildirir. Der ki, her şeyden önce de yüreğini koru çünkü yaşam ondan kaynaklanır. Gözlerin hep ileriye baksın. Dost doğru önüne, gideceğin yolu düzde. O zaman bütün işlerin sağlam olur. Kutsal yazıları okuyarak çok uzun süre devam edebiliriz. Tanrı kendi yolunun en doğru yol olduğunu böyle gösterir ve bizi bu şekilde rahatlatıp güvence verir. Onun yolu en doğru yoldur. Geçmişinizin ne olduğu hiçbir şey değiştirmez. Şunu dinleyin. İsa Mesih'in muhteşem kanı o kadar güçlüdür ki, öldüğünde geçmiş ve gelecek tüm günahlarımızı alıp borcunu ödemiştir. Öyle ki bize bağışlandın diyorsa, bağışlandık demektir. Arındın diyorsa, arınmışızdır. Kabul edildin diyorsa, kabul edildik demektir. Yaşamlarımızı temizleyelim ve toparlanalım. Tanrı, yalnızca Tanrı bu külleri alıp altına çevirebilir. Ama bunun için iştenlikle tövbe etmemiz ve yaşamımızı Tanrı'ya saygı ve gururla emanet etmemiz gerekir. İntaç hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya İsa Mesih'le kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile İntaç Hizmetleri Tanrının lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.